Gaziantep'te kadınlar kendileri için diktikleri eşofmanları giyip koşarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Şahin Bey Belediyesi'nde Binevler Sosyal Tesisinde giyim öğretmenliği yapıyorum. Bugünün Kadınlar Günü amacı altında eşofmanlarımızı diktik. Üretimde biz de varız demek istedik. Bu ekonomide ikinci esas iş gücünün biz olduğunu anlatmak istedik. Üretimde, ekonomide biz olmak istedik. Onun için Smart Dünya Kadınlar Günü için koşuyoruz. Biz Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlu olsun. Her gününü almak için bugün kendi ürettiğimiz, kendi el emeğimiz, eşofmanlarımızla koşmak istedik ve üretimde olduğumuzu ispatlamak istedik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Dikiyoruz, giyiyoruz ve geziyoruz. Kendimizi göstermek için parka çıktık toplu halde. Diktiğimizi görüp gurur duyduk. Geziyoruz. Arka beden kalıbında yine düz boyutluğuna dikkat ederek yerleştiriyoruz arkadaşlar. Düz boy, tamam, 1 santim pay vererek kesimimiz. Hocam böyle dikilecek değil mi bu? Şu şekilde kadınlar genelde ev hanımı, anne ve çocuk bakan kişiler olarak görünüyor. Aslında kadınlar istediği her şeyi yapabilir. Hani evde üretip satılabilir, ekonomiye çok büyük katkıda da bulunabilir. Hani bu öncesinden beri belli ama kendimizde biraz özgüven olsun veya kendi sesimizi duyurmak için düşünüyorum ben bunu. Kendi fikrim bu. Hani kadınlar da bir şey yapabilir. Kadınların da ekonomiye veya kendine, ailesine katkısı olabilir. Sadece anne olmayla değil, biraz da kendi hünerlerimizle ön plana çıkmayı tercih ediyoruz. Aslında bence her gün Kadınlar Günü olmak zorunda. Çünkü kadın olmayınca hiçbir temel yok. Hobi olarak evde kendi kendime dikiş öğrendim ve giyime merak saldım. Aliye hocamı da duyunca buraya katılmaya karar verdim. Ama gerçekten kadınlar benim için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü değil, her gün Kadınlar Günü. Çünkü biz anneler her şeyiz. Kadın olarak, kız olarak, anne, babaanne ne olursa olsun kadın olarak kendimiz çok değerliyiz. Bu değerimizin farkında değiliz maalesef. Her şey bizde başlıyor.
Oğullarımızı biz yetiştiriyoruz. Onları birer ebeveyn biz yapıyoruz. Bunun için girişimci olmak, kendini geliştirmek, bir şeyler üretebilmek. Ben keşke bu imkanlarım, şartlarım daha küçükken elimde olabilseydi çok farklı yerlere gelmiş olurdum gerçekten. Maalesef ama şimdi zaman geç demiyorum. Elimden geleni yapıyorum, yapacağım da yine de. Çocuklarım için de, kendim için de. Orada yani bir şeyler becerebildiğimizi, kendimizi gösterebilmeyi, biz de bir bireyiz, varız demeyi göstermek oluyor. Eşim çok yaşlı, kendim kötü hissediyordum. Buralara geldim, huzur buldum. Hocamızın sayesinde, başkanımızın sayesinde. Ne öğrendikse, buralıkta doktordan daha iyi burası ya. Ben buralıkta bambaşka insan oldum. Gençlere söyleyeceğim. Ben yapıyorsam onlar benden daha iyisine layık, daha iyisini yaparlar. Gelsinler, öğrensinler. Gençliğimi boşa geçirmişim. Yani kendim buralık. Gençlerin çok yapacak şeyleri var. Ayaklarının üstünde durmalarını tavsiye ederim. Ben yapıyorsam onlar daha iyisini yapar. Ayaklarının üstünde durmaya çalışsınlar. Bizim gibi ezilmesinler.